Buraya gelmeden önce düşündüm. Burası benim de okulum. 98 yılında mezun oldum. İlk sunum yaptığım gün 1999 Mayıs ayı. Şu anda Vodafone'da Orta Doğu ve Pasifik CEO'su Serpil Hanım'la burada sunum yaptık. O zaman pazarlama direktörüydü. Ben de insan kaynaklarına yeni başlamıştım. 6. 7. ayım falandı. Beraber burada gelip o zamanki çalıştığımız şirketimizi anlatmıştık. İçerik çok ilginçti. İçerik sadece data. İşte bu kadar fabrikamız var, bu kadar çalışanımız var, fonksiyonlarımız bunlar, işlerimiz bunlar. Şu anda baktığımızda onca yıllardan sonra artık hikaye anlatıyoruz. Çünkü bütün bu içeriklere erişebiliyorsunuz, internete girebiliyorsunuz, dataları alabiliyorsunuz. O zaman öyle bir şey yoktu, internet o kadar çok yaygın değildi. Dolayısıyla bir şekilde hem potansiyel çalışanlara hem de bizi dinleyenlere şirketimizi datalarla anlatmak zorunda kalıyorduk. Şimdi artık datalar yanı sıra hikayelerle anlatıp bu hikayenin bir parçası olmak ister misiniz? Acaba size bu neler düşündürüyor? Onları anlatmaya çalışıyoruz. Hikaye dedik, biraz düşündüm ben. Bizim hikayemizi, bizim şirketimizde Vodafone'da kimler anlatabilir potansiyel olarak? 430 milyon Vodafone'un globaldeki müşteri sayısı. Bugünkü ben sunumumu özellikle Hakan Bey de söylemişti. Globalden siz dinliyorlar mı diye. Ben 3 sene Vodafone Türkiye'deydim. Baktık bizi dinlemiyorlar. Ben de globale gideyim oradan kendimizi dinleteyim dedim. Yaklaşık 2 aydır ben global Vodafone merkezde görev alıyorum. Dolayısıyla müşterilerimiz bizim hikayelerimizi anlatıyor potansiyel olarak. Tabii ki en önemlisi bunun yanında çalışanlarımız. 100 bine yakın çalışanımız. Aileleri, eşleri ve dostları. Yaşadıkları her olayı, düşündüklerini, yaptıklarını, başarılarını, başarısızlıklarını anlatıyorlar kendi ailelerine. Tabii ki bunu aileleri bireyleriyle çarptığınızda, arkadaşlarıyla çarptığınızda daha da fazlalaşıyor. 500-600 bine ulaşıyor. Bir önemli sayı daha var. 3 milyon. 3 milyon nedir? Tahmin etmek isteyen var mı? Müracaat sayısı biraz daha ötesi. 3 milyon iş görüşmesi oluyor. Vodafone'un tüm ülkelerinde, 30'dan fazla ülkede bir yılda. 3 milyon kişi görüşmeye geliyor. Kendi arkadaşlarını anlatıyor, ailesini anlatıyor. Çarptığınızda 10 milyonları aşan bir etki sayısı. Dolayısıyla yaptığınız güzel bir şey, ufak bir dokunuş veyahut da yapmadığınız bir dokunuş o hikayelere yansıyor. Tüm yaptığımız seçimler bu insanların anlattıkları veya anlatmadıkları hikayelerde kendine yer alıyor. Şirket olarak bir seçim yapmamız gerekiyordu. Biz potansiyel çalışanların, müşterilerin, çalışanlarımızın kendileriyle ilgili, şirketleriyle ilgili nasıl bir hikaye anlatmalarını istiyoruz. Bu konuda onlara nasıl yardımcı olalım ki rahatça kendi hikayelerini anlatabilsinler. Neler yaptık? Dedik ki, peki bunu anlatmak için bir işveren markası oluşturmamız gerekiyor. Nedir bizim işveren markası? Veyahut da işveren değer önergesi de deniyor buna. Değer önergemiz nedir? Biz Vodafone'a geldiğinizde size ne vaat ediyoruz? Bunun için ufak çalışma yaptık. Tabii ki ilk önce Hakan Bey'in de ve bundan önceki uzmanlardan da dinlediğimiz üzere çalışanları dinlemektir. Vodafone deyince aklınıza ne geliyor? Sizi burada tutan, buraya çeken, sabahleyin kalktığınızda o enerjiyi size veren nedir? Bize anlatır mısınız? Bunlarla da yetmedik. Sadece çalışanlar değil, dışarıdan biz nasıl gözüküyoruz? Müşterilerimiz olsun, bizimle çalışan paydaşlarımız olsun, stratejik ortaklarımız olsun, Vodafone çalışanı dendiğinizde aklınıza neler geliyor? Hangi konuda iyiler, hangi konuda iyi değiller ve hangi konuda daha iyi olmalarını istersiniz? Bizi ifade eden değerler, davranış şekilleri neler? Dolayısıyla bütün bunları ortak bir paydaya topladık. Baktık ki iki tane farklı bakış açısı var. Bir tanesi, İngilizce'de anlatayım, sol taraftaki what you get, yani gördüğünüz dışarı yansıyan, Vodafone'daki herhangi biriyle çalıştığınızda, bir şekilde iletişimde bulunduğunuzda şirket olarak duruşu. Diğeri de bireylerin katkıları, bireysel katkı. Başlangıç bireysel katkısından. Özelliğin haricinde, yani bu yetkinlik, değerler haricinde bunlarla Vodafone çalışanları ne yapıyor? Nasıl bir işlem, nasıl bir davranış şekli ifade ediyor? Bir tanesi, baktığımızda ortak başarı, başarılı sonuçlar elde etmek için motive oluyorlar, ilham alıyorlar diğerlerinden. Ve Vodafone Way değerleri dediğimiz ki her şirketi olan, bizleri diğerlerinden ayıran, o farklılaştıran değerleri yaşatma ve bunları iş yapış şekillerinde gösterme motivasyonuna yüksek olan çalışanlar.
Sadece değerler duvarda kalmıyor. Ben bunları şekillerime nasıl yansıtırım, nasıl aksettiririm ki insanlar değerler üzerinde beni değerlendirdiğinde bir şekilde evet Vodafone'u temsil ediyor diyebilsin. Devamlı gelişmek isteyen, bugünle yetinmeyen, bugün bildiğini geliştirmek, meraklı olan, soru soran, devamlı yetişmek isteyen. Ve aynı zamanda da baktığınızda tüm bunlara ek olarak her zaman doğru olanı yapma. Sektörel olarak baktığımızda regüle edilen bir sektörüz. Dolayısıyla toplum hizmeti veriyoruz, iletişim hizmeti veriyoruz. Bunu yaparken de tüm kurallara, politikalara ve kanunlara uymamız gerekiyor. Vodafone çalışanı da bunu gururla yerine getiriyor. Bireyler bunları yaptıklarında ortaya nasıl bir şirket kültürü çıkıyor ki bizim toplam işveren değer önergemizi oluşturuyor. Bunlara yapan bireylerden oluşan şirket, Vodafone diyoruz ona, hayatı şekillendirme gücü veren sektör. Bugün mobil ve diğer teknolojilere baktığımızda Star Wars'ta o geleceğin şeylerini gördüğümüz Hakan Bey'de o telefonlar var. Şu anda hiç düşünemediğimiz şeyler aslında teknolojinin bir ürünü oluyor. Şu anda dizayn ediliyor. Belki 10 sene sonra hayatımızda olacak. Dolayısıyla her birey, her çalışan bu gücü kendinde hissediyor. Ben geleceği iyilik anlamına, iyilik adına şekillendirebilirim. İyilik için mobil teknoloji. Biraz önce söylediğim gibi vakıflarla, sosyal yardımlarla mobil teknoloji kullanılarak daha fazla bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onları bir şekilde hayatlarını daha da iyi bir refah seviyesine ulaştırmak. Ve aynı zamanda fırsatlar. Ben 3 sene önce Vodafone Türkiye'de başladım. Şu anda yurt dışındayım. Ve böyle inanılmaz fırsatlar var. Sadece bunları istemek, doğru yerde, doğru zamanda olabilmek ama aynı zamanda da bir şekilde ben bu fırsatları değerlendirmek istiyorum deyip fırsatları takip etmekte kovalamak gerekiyor. Benim bu işe başlangıç hikayem çok ilginç. Ben Mart ayından Ağustos ayına kadar kısa dönemli görev olarak gittim. Bir proje için gittim. Ve projede çalışırken benim bölgesel İK direktörüm dedi ki Bülent dedi kafamızda böyle böyle bir şey var. Gidip şu İK direktörüyle görüşebilir misin gruptaki? Ve oturduk konuştuk. Kafamda böyle böyle bir şey var. Ne diyorsun Bülent dedi. Okey, mantıklı, yapabiliriz. İşte işe alım ve işveren markası ile ilgili bir direktörlük kurabiliriz, bir pozisyon kurabiliriz dedik. Sen otur çalış, business case'ini yaz, bana gel dedi. Ben de oturdum, çalıştım, bu doğru olur, bunu yapabiliriz, yapamayız. Gerekli arkadaşlara sordum, bir business case hazırladık, gittik sunduk ve oldu. Dolayısıyla bir nevi kendi işimi kendim oluşturmuş oldum. Ama benim orada oluyor olmam, kısa vadeli göreve gidiyor olmam, bunlara tabii ki çok destek oldu. Eğer Türkiye'de olsaydım, Türkiye'den bunu yapmaya çalışsaydım tabii ki bu kadar başarılı olamayacaktım. Belki daha ileri bir vadede bu göreve gelecektim. Dolayısıyla fırsatlar dünyası ama bu fırsatları da kariyer patikanız doğrultusunda kovalamanız gerekiyor. Ve en güzeli de baktığınızda çok iyi insanlarla çalışıyor olmanız ve çok iyi başarılara imza atıyor olmanız. Tüm bunları birleştirdiğimizde biz bunlara 8 tane kanıt noktası diyoruz. Bireyler ne katıyor? Tüm bunlardan 1 artı 1, 3 ne oluşuyor? Bu oluşan 3 de bizim işveren markamız. Ve kampanya sloganı son derece açık ve net. Senin başarın hepimizin başarısı. İngilizcesi biraz daha farklı. Tam Türkçe'ye çeviremedik. Dolayısıyla lokalleştirdik. İngilizcesi we are at our best when you're at yours. Ama Türkçe'yi bu şekilde dönüştürüyoruz. Çok basit anlatıyoruz. Dolayısıyla yukarısı aslında baktığımızda bireyselin katkıları, bireylerin katkıları ki aşağıda görüyorsunuz. Toplam olarak baktığınızda şirketin başarısına, şirketin ortak kültürüne, şirketin işveren değer önergesine doluşuyor. Bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Özellikle iyilik için teknoloji. Görevim sebebiyle ben Hindistan'a gitmiştim. Hindistan'da Vodafone son derece büyüyen bir şirket. Orada tam olarak bunu anladım. İyilik için mobil teknoloji ne demek diye. Dediler ki ben Vodafone mağazasına gitmek istiyorum. Gidelim dedik Vodafone mağazası. Burasıyla aşağı yukarı aynı. Dediler ki seni bir mağazaya daha götüreceğiz. Evet gidelim dedik. Bir mağazaya gittik. 5 metrekarelik bir yer. Sadece bir masa var. Üstünde Vodafone yazıyor. Bir de M-Pesa. M-Pesa'yı duyan var mı aranızda? Bu şu. Ve anlatmayacağız sana. Biraz bekleyeceğiz dediler. Müşteri gelsin. Bir müşteri geliyor. Hindistan'ın kırsal bölgesinde çiftçilik yapan bir müşteri. Telefonu yok. Telefonu yok olduğundan dolayı bir sürü hizmete de ulaşıyor. Banka hesabı hiç yok zaten. Hindistan'da banka hesabı olma yüzdesi gerçekten düşük. Bizim ülkemizden çok daha düşük. O konuda çok şanslıyız. Geldiğinde şunu yapıyor. İlk önce bir mobil telefon hattı alıyor. Ondan sonra bu hat üzerinden bir M-Pesa hesabı açtırıyor. Onu açtırdıktan sonra bankası onun telefonu. Köyde
alım da yapabiliyor, satım da yapabiliyor. Elektrik, su, faturalarını da ödeyebiliyor. İşte okuyan çocuğuna para da gönderebiliyor ama aynı zamanda para da alabiliyor. Sadece SMS ile bunu yapabiliyor. Dolayısıyla baktığınızda banka hesabı olmayan, telefonu olmayan bir kişi oradaki mağazaya geldiğinde 10 yıllar belki 20-30 yıl bir alışverişiyle kat ediyor. Banka hesabı oluyor, telefonu oluyor, faturalarını ödeyebiliyor, banka hesabı olarak para alabiliyor, para gönderebiliyor. O çok ilginçti. Oradaki insanın hayatı orada değişiyor. Çünkü ondan sonra bir şekilde ekonomiye katılımı sağlanıyor bu arkadaşımızın, bu çiftçinin. Ve ürettiklerini satabiliyor en azından. Ve bunları takip edebiliyor. Bunun gibi birçok örneği var. Türkiye'de de olan örneklerimiz var ki biz bunu Vodafone Vakfı ile yapıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Bilmiyorum duydunuz mu? Kırmızı Işık denen bir uygulamamız var. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Dünyada ödül aldı. O da kadına şiddete hayır kampanyamızın bir parçasında başlattığımız aplikasyon, uygulama. Dolayısıyla iyilik için mobil teknoloji bu hikayeler anlatıyor. Fırsatlar dünyasını biraz önce bahsettim. Baktığınızda bireysel bu değerleri bireyler nasıl aksiyona döküyor? Tüm bunların toplamında da şirket nasıl bir işveren değer önergesi sunuyor? Sloganımız bu. Peki biz bunlarla ne yaptık? Dedik ki bunları en iyi ifade edecek kimler? Çalışanlarımız. Çünkü onlar işveren markamızı sahipleniyor. Biz ne yaparsak yapalım, ofisten çıktıklarında bizim söylediğimiz hikayeyle hikayeden farklı hikayeler anlatıyorlarsa bir şeyi bir yerlerde yanlış yapıyoruz demektir. Dolayısıyla dedik ki bu sizin hikayeniz çünkü sizlerden biz bunları dinledik. Sizlerin de bunları anlatmasını istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bu şekilde hikayeler hazırladık dünyanın her yerinde. Bu hikayeler de dışarıda da göreceksiniz posterlerde de var. Bu 8 tane kanıt noktasının üzerinden giden bu kişiselin bireysel ve ekip olarak başarılarını, hikayelerini anlatan bir şekilde platform hazırladık. Herkes burada, ben en iyiyim, şunu yaparken benim hikayem bu gibi farklı hikayeleri anlatabiliyor. Dolayısıyla pazarlamada çalışan bir arkadaş, evet ben pazarlama departmanında ürünlere bakıyorum, pazarlıyorum, bir şekilde reklamları yönetiyorum demiyor. Ben kendi pazarlama departmanında çalışıyorum, benim hikayem bu. Müşterilere, çalışanlara, çalışanlarımıza bu şekilde katkıda bulundum ve kendim bu şekilde hem gurur duyuyorum hem de başarılı hissediyorum bu şirkette delirtebilmek. Kendi hikayelerini özgün bir şekilde anlatabilmek. Bu çok etkili oldu. Dolayısıyla böyle olduğunda sizlere başvuran, sizlerle çalışmak isteyen potansiyel çalışanlar da ben de bu hikayenin bir parçası olabilir miyim? Ben de böyle bir hikaye bu şirkette yazabilir miyim sorusuna kendi özgün biçimiyle, kendi özgün tarzıyla cevap verebiliyor. Biz bunları İK departmanı olarak anlatsaydık, şu departmanda bunlar yapılıyor, bu kadar etkileyici olmuyor. Çünkü burada bireyler kendi başarılarını, kendi özgün stilleriyle ve tarzlarıyla anlatıyorlar. Tabii ki bunları doğru mecralarda kullanmak gerekiyor. LinkedIn bunların en güçlülerinden bir tanesi artık. Baktığınızda diğer sosyal medya mecralarından farklı olarak LinkedIn'i herkes kullanıyor. Hem diğerlerini, çalışanları, potansiyel işverenleri tanımak hem de aynı zamanda kendi kariyerlerini yönetmek, iş bulmak amacıyla de. LinkedIn'de de tabii ki biz bu başarılarımızı ve bu işveren markamızı doğru platformlarda taşıdık. Ki sosyal ağı Vodafone'u takip eden, Vodafone şirketini takip edenlerle bir şekilde iletişim kurduk. Şimdi bunu yaparken tabii ki biz Türkiye'de de aslında ben ilk sosyal mecrayla veyahut da medyayla tanışmam iş ilanı içindi. 1998-99'da başladığımızda o zaman iş ilanlarının içerikleri çok farklıydı biliyorsunuz. Belli okullardan mezun olan. Ben eğer bu okuldan mezun olmamış olsaydım şu anda kariyerimde büyük ihtimalle burada olmazdım. Çünkü o zaman belli üniversitelerin isimleri yazıyordu iş ilanlarında. Herkes bilmiyorum, çoğunuz biliyorsundur. Aslında şu anda düşünün ne kadar çok haksızlık etmişiz. İyi üniversite, Türkiye'nin diğer üniversitelerinde okuyan pırıl pırıl arkadaşlarımıza, öğrencilerimize. O zaman öyleydi. Bütün ilanlarda bu şekilde üniversitelerin isimleriyle başlardı. Biz CV'ler topladığımızda o üniversiteden değilse kenara atardık. Şimdi çok daha farklı. Türkiye'nin her türlü üniversitesinden herkes başvuruyor şirketimize. Ve iş yapış şekilleri, kendilerinin ifade şekilleri, hikayeleri nasıl anlatıyorlar, nasıl etkili anlatıyorlar, onlar kendilerini öne çıkarıyor. Hangi okuldan geldikleri bir nebze onlara yardımcı oluyor. Ama geri kapıyı açıp içeri girip orada o işi almak, işi kazanmak, diğerlerinin aralarında kendini farklılaştırmak onlara düşüyor tamamen okullarından bağımsız.
Şimdi artık biz bunları yapıyoruz iş ilanlarından çok. Çünkü LinkedIn'den başvuruyoruz. Biz böyle hikaye yazıyoruz. Yazdığımız bu hikayeyle Great Place to Work'te geçen sene birinci olmuştuk kendi kategorimizde. Dolayısıyla sen de bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyor musun? İstiyorsan gel konuşalım şekilde. Sadece mantığa değil, kalbe dokunan mesajlar da veriyoruz. Bunlar çok önemli çünkü bunları daha önce konuşmalarını söylediğim gibi anlam ve mana nedir? Burada neler kazanacaksın, neler öğreneceksin ve hangi hikayeleri anlatabilme potansiyelin var? Onları aktarmamız gerekiyor bizle ilgili çalışmak isteyen potansiyel çalışanlara. Bunu yaparken tabii ki her şey içeride başlıyor çalışanlarımız da. İlk önce bunları bu haberi sunmadan çalışanlarımıza gönderiyoruz. İşte sevgili çalışanlarımız bu haber çıkacak bilginize diye. Ve kendileri zaten bu hikayeyi sahipleniyorlar. Vodafone ofise girdiğinizde bunları görüyorsunuz. Herkesin kendi hikayesini bir şekilde anlattığı. Bunu yaparken de biraz daha eğlenceli olmak da gerekiyor. 2-3 ay önce Vodafone İK ekibi Türkiye'de global bir taslağı gönderdi bize. Biz de onu burada yerel anlamda en iyi şekilde, en iyi anlaşılabilecek şekilde nasıl anlatırız hikaye şeklinde ve çalışanlarımızı en iyi nasıl buna engage ederiz bunları oturduk düşündük. Ve dedik ki gelin fotoğrafınızı çektirin. Siz en iyi, en başarılı zamanda neler yapıyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Herkes de burada fotoğraf çekti, benim de burada fotoğrafım olmamız lazım. Evet şurada. Dolayısıyla bu biraz daha fana taşıyor, biraz daha eğlenceye taşıyor. Ben Vodafone'da kendimi çok iyi hissediyorum şu zamanlarda gibi gibi. Bunları yaptığımda mesela gittiğinizde şu anda ofise bu resimlerden herkeste birer kopya var. Ofislerine asıyorlar. Bazıları resmini çekip sosyal medyada paylaşıyor. Bugün şirketimde ben bunları yaptım. Şirketimle gurur duyuyorum çünkü diyor onun cevabını veriyor. Onun arkadaşları tekrar bunu paylaşıyor ve bunun etkisi gerçekten fazla oluyor. Dolayısıyla bu slogan globalden de geliyorsa biz onu Türkiye'de nasıl yorumladık? Biz nasıl anlıyoruz veyahut da anlatabiliyoruz? Ama aynı zamanda biz kendimizi anlatırken dışarıda bizim kültürümüzü tam anlamıyla bilmeyen, belki tam anlamıyla tanımayan, bizle çalışmak isteyen arkadaşlarımız bunu nasıl anlayabilirler en basit ve net bir şekilde onu da düşünüyoruz. Çünkü bunu iletişimini yaparken çok önemli. Bunu bir farklı mecraya daha taşıdık. Anlat hikayeni. Burada gördüğünüz üzere bu arkadaşlarımız kendi bu yazılı posterdeki hikayeleri canlandırıyorlar. Buradaki bir şirketle çalışıyoruz Türkiye'de ve yakın zamanda bunu da lansmanını yapacağız. Arkadaşımız oturup belli sorularda bir 30'da 45 dakikalık sıkıcı bir görüşme de değil, belli ana konularda sorular soruyor ve cevaplanıyor. Ve bunu ondan fazla arkadaşla yapıyoruz. Tam olarak sayıyı hatırlamıyorum. 35 Zeynep, teşekkür ederim. 35 arkadaşla yapıyoruz. Dolayısıyla herkes kendi hikayesini canlı canlı bir video, filmle anlatabiliyor. Ve kendi paylaşabiliyor ve aynı zamanda biz de paylaşacağız sosyal mecralarımızda. Ben Vodafone'un finans departmanında çalıştığımda acaba nasıl bir hikaye yazabilirim, anlatabilirim, nasıl hissediyor? Bu bizim girişte Lavaza dediğimiz kafedeki iletişimlerden geçin. Bu işler, Vodafone Türkiye'de işler nasıl yapılır, nasıl iletişime geçir, önemli olan şeyler nelerdir, yazılı olmayan kurallar nelerdir? Bu videoda bunları paylaşıyor arkadaşlarımız ki gelmek isteyen, bizimle beraber çalışmak isteyen arkadaşlarımız biraz daha kültürümüzle ilgili fikir sahibi olabilsinler diye. Bu çok önemli. Bu geçen hafta bu araştırmayı ben gördüm. Şirketler paylaşım yaptığında olan etkisi ile bireyler yani çalışanların paylaşım yaptığında olan etkisi. 1'e 100. Bir share yani çalışanın evet ben şirketimde çalışırken böyle hissediyorum demesini, paylaşmasının etkisi bir şirketin 100 tane takipçi kazanmasına bedel. Bir yorum, bir klikli bir paylaşım, 100 tane takipçi. Peki bunun etkisi nasıl? Baktığınızda zamanlama olarak bir paylaşım yapıldığında ilk saatte tüm etkileşimin %73'ü gerçekleşiyor. Ben işte şirketimle ilgili bir paylaşım yapıyorum. İlk saatte %73'ü tüm benim network'im onunla ilgili aksiyon alıyor. Bakıyor, retweet ediyor, tekrar gönderiyor, onlar da şeyiriyor. Dolayısıyla bir zincirleme etki yaratıyor. Dolayısıyla ilk saat çok önemli. Peki nasıl etki oluyor? Bakın bu çok önemli. Şirketin yaptığı bir paylaşım ile bireylerin yaptığı bir paylaşım. Bireylerin yaptığı %4200 daha fazla. Çünkü orada hikayeyi direkt olarak çalışandan dinliyorsunuz. Hikayeyi direkt olarak
çalışanın nasıl hissettiğini de dinliyorsunuz. Ben de bunu yapabilir miyim sorusuna direkt olarak cevap verebiliyorsunuz. Bunu bir şirket, bir İK departmanı, bir kurumsal iletişim departmanı yaptığında o bağlantıyı kuramıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemli. Ne kadar etkin olduğu. Çalışanlarımıza da bu paylaşımları yapabilecek platformlar, mecralar oluşturmak da bizim görevimiz İK'da. Dolayısıyla o yüzden bu gibi platformları, video platformlarını, poster platformlarını onlarla beraber dizayn edip bir şekilde onlara yardımcı oluyoruz. Biraz önce dedik çok önemli diye, özellikle employee branding yani işveren kısmı, işveren markasının sahiplenilmesinde üst yönetim çok önemli. Global tarafta işveren markasına başladığımızda dedi ki biz yönetimimizi bir şekilde özellikle İK'nın başındaki İK, global İK direktörlerini engaje etmemiz lazım. Ufak bir yarışma düzenledik. LinkedIn'de ilk profilini update eden, güncelleyen, en çok takipçisi olan, en çok işte yetkinlikleriyle ilgili endorsement alan, en çok baktığınızda popüler olan, yani en çok kendi sayfası ziyaret edilen liderleri biz bir şekilde ufak bir şey yaptık. Öyle hem yaratıcı oluyorlar hem de bir şekilde kompetitif oluyorlar ki, rekabetçi oluyorlar. Dolayısıyla sahipleniyorlar da işveren markası. Dedi ki bu sizden başlıyor. Sizin sahiplenmeniz, paylaşmanız lazım ki diğer tüm çalışanlar buna inandığınız ve bunu bir şekilde desteklediğinizi görsünler. Dolayısıyla ufak bu şekilde yarışmalarla liderlik ekibimizde engaje etmiş olduk. Bunun yanında hikayelere baktığımızda teknoloji şirketiyiz. Tüm ülkede olduğu gibi teknolojik kadın istihdamı bizim için çok önemli. Serpil Hanım'ın yaklaşık 3-4 sene önce başlattığı teknoloji kadın hareketi var. Bu da aslında normalde sektörün üzerinde de olsa teknoloji departmanımızdaki kadın istihdamı oranımız normal toplam şirketteki orandan düşük. Bunu arttırmak için de biz özellikle teknolojik kadın hareketi dediğimiz kampanyalar yapıyoruz. Üniversitelere geliyoruz, mühendislik departmanlarında okuyan kadın arkadaşlarımızla beraber oturuyoruz. Onlara önceden stajları alıyoruz. Onlarla ilgili mentorluk programları düzenliyoruz ki bu daha fazla onları fırsat sunalım. İstihdamı %50-%50 seviyelerine getirelim. Bununla ilgili de dedik ki acaba işveren markamızı bununla alakalı olarak birleştirebilir miyiz? Hem teknoloji kadın hareketi hem de aynı zamanda yeni işveren markamız. Ufak bir videomuz var, gelin isterseniz onu izleyelim şimdi. Ses gelmiyor. Empowered to become everything that we are capable of achieving. I feel that I have access to a great wealth of knowledge in terms of career development and opportunities. The network of resources that you have, as well as the people that you meet and who are so willing to support you in that process. We have people-oriented policies that have ensured that we've created a secure working environment for both our male and female employees. Vodafone empowers me to plan my work flexibly and gives me the support I need to perform my role at my best. Vodafone combines this huge world of opportunities with the possibility to balance a career with being a mother. You can have an inspiring job while at the same time be there for your children at important moments. This way, I can not only succeed at work, but also fulfill my personal goals in life. And it also sets a strong foundation for the generation, for the future generation. Discover young talents like me are hired at each level equally. Our people serve inspire our customers, how we shape the industry, how we develop our people. Improving gender equality comes in the first place in Vodafone. For example, with the mentoring programs, women have opportunities to grow their careers. I'm very fortunate to work in an organization that gives women equal opportunities and a drive to develop their careers to be leaders in the telecom space. We celebrate diversity. A diverse team can bring more balanced skills and management styles. I strongly believe that having a diverse group brings new ideas and creativity. The exception of Vodafone culture, which is very energizing, very inspiring. I think it's exposed me to so many other cultures that I would not have had the opportunity to be a part of. One word that sums up Vodafone culture to me is inclusivity. Empowered and engaged.
inclusive. One word that sums up Vodacom's culture for me is empowering. I'm Lily. I'm a business analyst. My name is Teresa Bujalance. I am Musa. My name is Anna. My name is Vasila. I'm Flor, a CSR manager. I met my best at Vodacom. And I met my very best at Vodacom. I met my best at Vodacom. I met my best at Vodacom. I met my best at Vodacom when I am adding debt. I am at my best at Vodacom for the last 14 years. We are at our best. We are at our best. We are at our best. We're at our best when you're at yours. When you're at yours. When you are at yours. When you're at yours. When you are at yours. Power to you. 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 Evet, videoyu dinleyip de ilham almamak son derece zor. Bu şekilde tutkularını tutkulu bir şekilde hikayelerini anlatan çalışanlar da potansiyel çalışanlara bu şekilde ilham veriyor diyoruz. Benim için önemli bir konu vardı. Yaklaşık 3 senedir biz burada arkadaşlarım da var. Genç yetenekler, genç yetenek sürecini yönetiyoruz. Biz onu Discover diyoruz. Türkiye'nin tüm üniversitelerinden arkadaşlar bize yıllık belli dönemlerde başlıyorlar. Ve beni üzen şu oluyordu ki uzun dönem süreçlerden de geçiyorlar. İşte testlerden geçiyorlar, online video mülakatlarından geçiyorlar, değerlendirme merkezinden geçiyorlar ki bu 3-4 saatlik alıyor. O değerlendirme merkezinde belki bu zamana kadar 3 senedir 300-400 kişiyi gördük arkadaşlarla beraber. Gelip tüm emeklerini bir şekilde hiçe sayan demeyeyim de emeklerin boşa çıktığı ve başarısız oldukları beni çok üzüyordu. Neden? Çok güzel okullarda okumuşlar, güzel yerlerde stajlarını yapmışlar ve hakikaten çok iyi yetiştirmişler kendilerini. O oradaki 3 saatte kendilerini ifade edemiyorlar, hikayelerini anlatamıyorlar. Dolayısıyla da bir şekilde dinletemiyorlar. Biz dedik ki bir şeyler yapalım bununla ilgili. Çünkü bakıyorsunuz arkadaşın özgeçmişine, diyorsunuz tamam bu aradığımız aday. O CV geliyor, CV'nin sahibiyle beraber konuşamıyor. Derdini anlatamıyor. Dedik ki bir şeyler yapmamız lazım. Dedik ki nedir bu arkadaşların ortak özellikleri, güçlü yanları ama aynı zamanda da başarısız olma nedenleri nelerdir? Arkadaşlarla beraber bir konferans düzenledik. Dedik ki kariyerin anahtarı. Vodafone'a başvur veya başvurma. Gelin değerlendirme merkezlerine nasıl hazırlanır size öğretelim. Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? İyi örnekleri, kötü örnekleri role playlerle biraz da mizahla beraber anlatalım. Ben ne yazık ki orada değilim. Arkadaşlar çok iyi yaptılar. Bana fotoğraflarını da gönderdiler. Buradaki bizim amacımız şuydu. Bu kadar emek boşa gitmesin. Senelerle çalışıyorlar, çok güzel yerlerde okuyorlar, kendilerini çok iyi geliştiriyorlar ve oraya geldiklerinde size yapacağım. Bir soru soruyoruz, şunu yapılıyordu, omuzlarını çekip bilmiyorum tavana bakılıyordu. Ki bu arkadaşlar 4 senelik Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş arkadaşlar. Ve bunu görünce de bizim içimiz sızlıyordu en azından benim kişisel olarak. Dedik ki biz acaba burada bir şeyler yapabilir miyiz, onlara yardımcı olabilir miyiz? Bize başvursunlar veya başvurmasınlar, bunu yaptık. Çok iyi geri bildirim geldi ve bundan sonra da yapacağız. Eğer daha farklı bir şeyler katabilirsek onlara kariyerlerini, ya ben bunu hiç düşünmüyordum. Vodafone'un bu konferans sayesinde hakikaten şimdi kendimi daha farklı, daha iyi bir şekilde ifade edebiliyorum. Ama aynı zamanda karşılığında oturduğum arkadaşlar ve oradaki işverenler beni dinleyebiliyorlar. Kendini dinletebilmek çok önemli. Kendini anlatabilmek. Sanki bu arkadaşlar hiç daha önceden sunum yapmamış gibi geliyorlar değerlendirme merkezlerine. Bu da bizi üzüyordu. Bununla ilgili bir aksiyon aldık ve aksiyon almaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla anlatabilmek kadar dinletebilmek de çok önemli. Diğeri de çok konuştuk biraz önce. İnsanlar neden şirketleri bırakıyorlar? Büyük bir ihtimalle %80'inden fazlası yöneticilerle ilgili problemleri var. Biz de dedik ki bir eğitim programı başlatalım ki en başından bu işe alalım. Bazı ülkelerde Vodafone Way of Hiring deniyor. Bazı ülkelerde İngiltere'de License to Hire yani işe alma lisansı. Ve bunu klasik eğitimden biraz farklılaştıralım. İşte nedir işe alım eğitimleri? İş görüşmesinde şunları sorabilirsin sevgili yönetici. Bunları sorma. Çünkü kanunu sormazsın. İşte bu şekilde tutulursun. Potansiyeli bırakmazsın. Ama en büyük paradigma değiştiren şu soruyu. Aday Vodafone'a ayak bastığı ilk andan itibaren seninle görüşüyor. Seninle görüşmesi bitiyor. Ayrılıyor, evine gidiyor. Seninle ilgili ve senin şirketinle ilgili nasıl bir hikaye anlatmasını istersin? Şimdi ben görüyordum aslında.
5 yılından arkadaşlarımız da var. 5'ten 6'dan sonra kullandığımız görüşmelerde bazı yöneticiler çok duyuyorlar. Azar bir şeyler anlatıyor. Bu arkadaşın bütün telefonları bakıyor ve artık koltuğunda artık böyle süzülmüş düşecek neredeyse. Ve düşünün, dedik ki nasıl hikaye anlatılmasını istiyor iseniz, kendinizle ilgili, şirketinizle ilgili, ona göre davranmaya. İşte bu paradigma değiştiriyor. Orada çok daha farklı dinliyorlar eğitim. Çünkü diyor ki bu benim markam. Çünkü bu benim ekibim. Dolayısıyla benim ekibime gelse de gelmese de, başarılı olsa da olmasa da nasıl hikaye anlatmasını istiyor isen ona göre davranman lazım. Soru çok önemli. Lütfen sorun. Hakikaten değişiyor görüşleri. Soru soru şekilleri ve en önemlisi iş görüşmesinden önce onu nasıl hazırlanıyorlar veya hazırlanmalar da değişiyor. Dedim ki bunu yapıyorsunuz. Neden yaptığınızın farkında mısınız? Çünkü 3 milyon tane neydi? Görüşme. İş görüşmesi. Ve bunların hepsi potansiyel müşteri. Neden? Bu da bir istatistik bakalım. Baktığınızda istatistik genel olarak yaklaşık 3-4 senelik bir istatistik bu. İş görüşmelerinin yarısına yakını ne yazık ki adaylar bakımından olumsuz. Yani mutlu ayrılmıyorlar. Bunun en yükseğine baktığınızda bize güzellikle geri dönüş olmadı. Gittim iş görüşmesine, bekledim hiç geri dönemedim. Ondan sonra diğer soruyu aradılar, bir daha gelin dediler. Ondan sonra hikaye hiç duymuyorum. Diğeri de bizim bir birey olarak değil de bir sayı olarak bir şekilde bizimle ilgileniyor. Dolayısıyla kişisel dokunuşlar yapılmadı. Ve ne oluyor böyle olduğunda? Düşünün, hesaplayabilirsiniz. Kendi şirketinize kaç kişiye dokunuyorsunuz ve bunlardan iş görüşmelerindeki yarısı olumsuz geçtiğinde onun etkisi. Ve bu arkadaşlardan %83'ü diyor ki ya bu üç şirketle iş görüşmelerine gitti, süper. Hakikaten şunu öğrendim, helal olsun. Ama başarısız olanları o da onlar da anlatıyor. Sosyal medyada da paylaşıyor. Ama en önemlisi bu cebinize, şirketinizin bottom line'ın içlerine yansıyor. %37'si tavsiye etmiyor şirketinizi. Ya ben öyle bir şirket yaptım, kesinlikle tavsiye etmem gitmediyor. %38'i ürün ve servislerinizi almıyor arkadaşlar. Sadece %20'si alıyor. Çünkü bunlar olurken de hakam ediyor. Şirketlerin sadece %11'i kendilerine iş görüşmesine gelen adaylardan geri bildirim alıyorlar. İş sürecimiz nasıldı? Nerelerde iyiyiz? Nerelerde kendimizi geliştirmeliyiz? Burada inanılmaz bir potansiyel var. Bu kadar kişi size gelirken, bu kadar kişi sizin potansiyel müşteriniz olabilecek iken bunlara kapıyı kapatıyoruz. Süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla bunları yapmıyoruz. Dolayısıyla bunlar çok önemli. İş alım ekibinin en büyük KPI'larından bir tanesi bu. Süreci nasıl yönetiyorlar? Nerede eksikleri var? Nerede çok iyiler? Ki bununla ilgili aldıkları aksiyonlar. Bunlara başladığımızda biz de sorduk. Her zaman hikaye iyi değildi. En çok hoşuma giden ama aynı zamanda beni de üzen, tatildeydim. Tatilimi yarı kestirdiler, beni çağırdılar. Çok acil diye. Ondan sonra bana 3 ay sonra döndüler. Şimdi bakın yani bu deneyime bakın. Bizle çalışmak o kadar çok istiyor ki aday, tatilini bile yarında kesip geliyor. Okey gelirim diyor. Ama ondan sonra o adaya 3 ay sonra dönüyoruz. Sizce bizimle tekrar hala çalışmak istiyor mudur o aday? Çünkü o isteği tamamen öldürmüş durumdayız. İyi hikayeler de var ama üzerinde çalışıyor. Bunları sadece bu geri bildirimleri, o sadece sorular da değil. Ne diyoruz? Kendi yorumlarını açıkça ifade edebilecekleri yerler de çok önemli ki hiç bizim düşünmediğimiz şeyleri de açık ve net olarak ifade edebilsinler. Müşterilerimizin yaptığının aynısını biz adaylarımıza yapıyoruz. İşe alım süreçlerimizi tavsiye eder misiniz? NPS veyahut da net tavsiye skoru. Bu da çok önemli. Ki başarının KPI'lerinin en ilerinden bir tanesi. Potansiyel müşteriler, tüm adaylarımız, iş görüşmesine gelen, onlar tüm bu süreci, geçtikleri süreci, deneyimi acaba tavsiye ediyorlar mı? KPI'lerimizden de bir tanesi. Tüm bunları için alan eğitimi düzenledik. Klasik şeyler. İşte nasıl dinliyoruz, potansiyeli nasıl yapıyoruz, klasik işe alım eğitimi. Ama bunun için de 2-3 özel dokunuş eklemeniz lazım. Bir tanesi, biz ona Vodafone Cookie diyoruz, yani Vodafone kurabiyesi. İşe alım sürecinde, ki bunu bizim global İK direktörümüz Ronald söylüyor,
kariyeri boyunca bir şirkete gittiğinde, hakikaten çok kötü bir gün geçirirken o şirkete gittiğinde kendisine çay ve çok güzel çikolatalı kurabiye ikram edilmiş. Ve bu 20 sene önceydi, hala hatırlıyorum diyor. Çay ve kurabiye. Dolayısıyla adaylarınıza nasıl dokunabiliyorsunuz, nasıl bir deneyimden geçiriyorsunuz, bu çok önemli. Heineken'in videosu vardı, dolaşıyordur, bilmiyorum gördünüz mü? Aday, bir adayı elinden tutup iş görüşmesine götürüyorlar. Yani iki tane erkek de elinden götürüyor, bayan erkeğin de elinden tutuyor. Ve adayın içinde olduğu durum bakın. Ve öyle bir süreçten geçiyor ki, işe alındığını, ki bu sadece bir stajyer için, Şampiyonlar Ligi finalinde sahanın ortasında ekrandan görüyor. Dolayısıyla bu ufak, çok para harcamıza da gerek yok. Ama kendi kurabiyenizi bulduğunuzda, ya ben bu şirkete gidiyorum, öyle ufak şeyler yapıyor ki büyük fark yaratıyor dedirtebilmek. Ve en önemlisi, biraz önce söylediğim gibi, ne yapıyorsak yapalım, işe alım eğitimi verdiğiniz müdürlere veyahut da potansiyel müdürlere bu bakış açısıyla baktırabilmek. Senin hakkında ne söylemelerini istiyorsan bu süreci ona göre yönet. Hikayesi ne olsun, hikayen ne olsun. Bu göze baktığınızda hakikaten çok farklı aksiyonlar alabiliyorlar çünkü onu sahipleniyorlar. Dolayısıyla böyle olduğunda da kendilerine özgün, otantik bir liderlik geliştiriyorlar. Ben kendi ekibimi çalışırken bunlara önem veriyorum. Çünkü sonla başlıyorlar. Ben bu hikayeyi anlatmalarını istiyorum. Dolayısıyla tüm aksiyonlarım ona göre. Telefonuma bakmıyorum. İşte 15 dakika ve öncesini boş bırakıyorum ki erken veya geç kalındığında diğer randevularım aksamasın. Adayla görüştüğünde daha önceden ilgili sorular soruyorum. Bir şekilde o köprüyü kuruyorum adayla gibi ve aynı zamanda yapabilirsem de bir kurabiye buluyorum gibi metafor benzeri. Bunları yapıldığında nelerin farkına vardık? Bir sene önce yaptığımız bu yolculukta. Sadece biz şunu yapıyoruz, bunları yapıyoruz değil. Artık insanlar gelip şu konuda sizlerin yaptığınız güzel uygulamaları duyduk, sizin hikayenizi anlatabilir miyiz diyorlar. Bunlar olduğunda bazı şeyleri doğru yaptığınızın farkına varıyorsunuz. Tabii ki eksikleriniz var, onların üzerine çalışıyorsunuz ama insanlar gelip sizlerle oturup konuşup hikayenizi dinlemek ama aynı zamanda sözcü olup sizin hikayenizi anlatmak istediklerinde doğru yerlere dokunduğunuzun farkında oluyorsunuz. Birkaç örnek vereyim. Yaklaşık bundan 3-4 ay önce tüm Vodafone şirketlerinde, globalde tüm şirketlerde, ülkelerde standart doğum iznini 16 haftaya çıkardık. Tüm ülkelerde aynı şekilde bu uygulanıyor. Ve bu da büyük bir şey oldu. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'ye baktığınızda. Bir diğeri de sağduyulu yaklaşım. Biraz önce size söylediğim iyilik için mobil teknoloji, kırmızı ışık uygulaması dünyada kanda ödül aldı mesela. Ve bu da bunun gibi uygulamalar en çok care eden, yani sağduyulu yaklaşan, sosyal olan şirketler sıralamasında Vodafone en üst seviyeye koydu. Dolayısıyla sadece yaptığınız işleri anlatmak değil, anlatırken kimleri kullandığınız, çalışanları ne kadar entegre ettiğiniz ve onların kendi başarılarını, hikayelerini anlatabilecek ortamları ne kadar sağladığınız ve onlara bu konuda ne kadar yardımcı olduğunuz. Dolayısıyla sonuç olarak hikayeleri anlatırken onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz ama aynı zamanda size gelmek isteyenler varsa, size çalışmak isteyenler varsa onların da kendi hikayelerini anlatmaları için ne kadar destek oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz çok önemli. Sonuç olarak bu bir seçim. Ya özgün hikayesi olan bir şirket olmak ve bununla ilgili aksiyonları alıp çalışanlarınız için ekosisteminizi buna dahil etmek veya da sıradan, hikayesi anlatılan ama çelişen hikayeler anlatılan bir şirket olmak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorular varsa alabiliriz. Zaman olarak nasılsınız? Geciktik biraz. Var ise birkaç soru alalım. Evet, buyurun. Öncelikle teşekkürler. Çok güzel şeyler anlattınız. Çok güzel uygulamalar. Tamam. Ben şunu merak ediyorum. İşe alım sürecinde biz kurabiyeyi verdik, çayı verdik. Çok güzel davrandık. Çok da güzel ağırladık. Ama ondan sonra teslim ettiğimiz yer bölüm. Yani o bölüm yöneticileri... Anladım, pardon. Teslim ettiğiniz yer bölüm. Teslim ettiğimiz yer bölüm. Ondan sonraki memnuniyetini, markayı nasıl yönetiyorsunuz? Neyle mi ölçüyorsunuz, anlayamadım. Ondan sonraki işveren markası sürecini nasıl yönetiyorsunuz? O bölüm yöneticilerini... bu sürece nasıl dahil ediyorsunuz? İşveren markası. Şimdi zaten biraz önce söylediğiniz bu hikayeleri anlatan bölüm yöneticileri de bu hikayeleri anlatıyorlar.
Dolayısıyla onlar da bir parça. Sadece belli bir popülasyonu, belli bir bölüme hikayenizi anlat demedi. Çünkü baktığınızda herkes bu işveren markasını ve kendi hikayesini anlatacak potansiyele sahip ve bu seçimi yapmalarını istedik. Sen başarı hikayeni anlatıyor musun? İşveren markasına baktığımızda bu arkadaşı aldık, geldi, bölüm yöneticisiyle çalışmaya başladı ve planlarımız da bölüm yöneticinin bu işe alım eğitiminden de geçiyor olması ki ben bu arkadaş geldiğinde hikayenin onu nasıl anlatmasını istiyorum, benimle ilgili, şirketle ilgili nasıl bir deneyim kazanmasını istiyorum, onlarla ilgili çalışıyoruz. Tabii ki bu arada da işe başladıktan sonra yaptığımız çalışan memnuniyeti anketleri de o çalışanın o yöneticiden ne kadar memnun olduğuna dair yönetici skoru veriyor. Yönetici endeksi dediğimiz bir skor da var ve onun içinde geri bildirimden tutun şirketin değerlerini, işveren markasını ne kadar temsil ediyor, onlara dair değerlendirme yapıyor. Belli sayıda ekibiniz varsa onunla ilgili yönetici endeksiniz çıkıyor ki yönetici endeksinizle ilgili de aksiyonlar alıyorsunuz bir yönetici olarak. Teşekkürler. Bir şey değil, sağ ol. Burada var bir tane. Merhabalar, benim Nalcı ben. Çok teşekkürler sunum için. Bir şeyi merak ettim, biraz daha detaylı bilgi almak istedim. Bu LinkedIn'de global İK liderlerinizi de hani bu süreci sahiplenmek adına dahil ettiğinizi söylediniz. Çok da güzel bir uygulama. Hani ben de şimdi benzer bir şey uygulayabilir miyiz diye düşündüğüm için soruyorum. Ne gibi çıktılar hedeflediniz orada? Çünkü o biraz daha hani kişisel de bir sayfa bir taraftan. Evet, evet. Kişisel bir platform. Dolayısıyla bunu hani mevcut employer branding yapınıza nasıl adapte ettiniz? Neler hedeflediniz? Çıktıları ne oldu? Biraz detaylı bahsederseniz sevinirim. Tabii şimdi mesela orada LinkedIn'le biz çok yakın çalıştık. Mecralardan en güçlü LinkedIn olduğunu anladıktan itibaren oturduk LinkedIn'le ilgili ne yapmamız gerekiyor? Takipçi sayısından KPI'lara tutun. İçerik olarak neler paylaşacak? İşte tüm her ülkenin ayrı sayfası vardı mesela. Tüm onları global bir çatı altında paylaştık ki bunları standartize edelim, ortak bir mesaj verebilelim diye. Oradan diğer ülkelerin kariyer sayfalarına bağlandı. Özellikle liderlerin yani senior liderlerin engage edilmesi konusunda LinkedIn'le özel çalıştık. Onların hem CEO hem de liderlik kitleri var ki kendi profilleri nasıl update edebiliyorlar ki Türkiye'de de arkadaşlar başladı onlar da konuşabilirsiniz. Özellikle GMY seviyesinde LinkedIn profilini nasıl update edebiliriz? Çünkü baktığınızda yeni jenerasyon gidip liderlerin sayfasına bakıyorlar. Onlar kendi hikayelerini nasıl anlatıyorlar? Onlar kendi şirketlerini nasıl görüyorlar ve nasıl tavsiyelerde bulunuyorlar? Bununla ilgili LinkedIn'in çok güzel materyalleri var. Direkt olarak CEO'lara ve GMY'lere yönelik. Bizim burada yaptığımız biraz da işveren markamız nedir? Bu işveren markasını sahiplenebilmesi için bu bizim liderlerimiz buranın sahipleniyor ve onlara bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Profil güncellemesinden tutun, belli içerikleri paylaşmalarına dek. LinkedIn burada çok hem istekli hem de yardımcı da oluyorlar. Onlarla çalışabilirsiniz. Arkada var mı? Merhaba. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Çok verimli, öğretici bir sunum oldu. Teşekkürler. Ben de şeyi sormak istiyorum. Bütün süreçleri takip ettim ama öncesinde işte çalışanlarla başladık dediniz. Onlara sorduk nasıl bir yerde olmak istiyorsunuz ya da nasıl geliyorsunuz. Süreç nasıl başladı? Yani işte fokus gruplarla mı oluşturuldu? Biraz detaylandırabilir misiniz? Süreç şimdi globaldi. Ben globalde başladığımda global değilim. Ben Türkiye ayağındaydım birazcık nasıl başladığını. Ama biliyorum nasıl olduğunu çünkü beraber de çalıştık. Burada yönetimle başladı. Yönetim de tabii ki bir şeyler ifade etmesi gerekiyordu. Bir şeyler katması gerekiyordu. Bizim zaten Vodafone Way davranışlarımız vardı. Ama bizim orada gerçekten anlamak istediğimiz o davranış ve değerler değil. Çalışanlar o davranış ve değerleri alıp nasıl hayata döküyorlar ve bunlar dışarıda nasıl yansıyor onu anlayabilmekti. Ki o birazcık zaman aldı. Siz bunları yaptığınızda dışarı neyi gösteriyorsunuz? Bunun ortak özellikleri nelerdir? Ki bu bayağı bir workshoplarla, çalıştaylarla geçti çalışanlarla. Ama şu çok sadece içeride de bitmiyor. Dışarıdan nasıl gözüküyoruz çok önemli. Ekosisteminize bu soruyu sormanız lazım. Bir Vodafone çalışanı dışarıdan nasıl gözüküyor? Nasıl iş yapıyor stratejik ortaklarınıza, paydaşlarınıza? Onu da almanız çok önemli ki çünkü sadece içeriden bakıldığıyla dışarıdan bakıldığı dışarı penceresiyle de görmeniz lazım. Dengeli olabilmesi amacıyla. Son bir soru alalım zaman sonra alalım tamam. Merhaba Çiğdem Yılmaz ben.
Ben de şunu sormak istiyorum size. Maalesef günümüzde hala mezun olduğu üniversiteyi baz alarak işverenlerimiz var. Size anlatılan hangi hikaye sizin bu konudaki fikrinizi değiştirdi ve artık belli bir yol izlerken her üniversiteyi de baz alıyor oldunuz? Okey, anladım. Farklı hikayeler var bu konuda. Yani sonuç itibariyle aslında öyle arkadaşlar görüyoruz ki ben kendi okulumdan, tabii ki kendi okulumu da seviyorum. Kendi okulumdan gelip kendini bir şekilde burnu havalarda ifade edip ben her şeyi biliyorum gibi olan arkadaşlar da var ki ben bunu hep kullanıyorum. Ama mesela benim bu zamana kadar Çukurova Üniversitesi'nden bir arkadaş kendini öyle güzel ifade etti ki hem kendini geliştirmiş, 4 tane lisan biliyor. İşte nasıl geliştirdin kendini diye sorduğumda işte ben sunumlar yapıyorum, kendime aynada bakıyorum gibi gibi. Bu biraz da içten geliyor, o tutkudan geliyor. Çok böyle ortak bir hikayesi yok. Ama şirket olarak bunlara açık olmanız lazım. Ama aynı zamandaki oradaki cevherleri de yakalamanız lazım. Oradaki hocalarla ilişkiniz, oradaki fakültelerle ilişkiniz çok önemli ki iyi öğrencilere bir şekilde dokunabilirsiniz. Ama bir iki örnek olduğunda bunu bir şekilde üst yönetime ikna edebiliyorsunuz. Zenginlik her zaman iyi. Farklı yerlerden gelmesi, farklı üniversitelerden. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.